Güzel 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 fakeledik ama beni görür mü buradan? Ananı avradını. Oğlum bir canım olsa var ya yok ettim ortalığı arkadaşlar. Lan! Ciddi mi? Merhaba arkadaşlar, Gamer'de mi kanalıma hoş geldiniz. Çok beklenilen videodan hepinize selamlar. Gençler sonunda Texas katliamı çıktı. Birkaç saat oldu henüz çıkalı. Hemen oyunu indirdim, videonun başına oturdum. Tabii siz bu videoyu bir gün sonra izliyorsunuz. Şimdi gençler öncelikle farklılıkları üstünkörü bir şekilde anlatacağım. Neden üstünkörü diyorum? Çünkü bu video ağırlıklı olarak bir gameplay videosu olacak. Texas'ı inanılmaz özledik. Hızlı bir şekilde gireceğim, bam 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 maçlarımı oynayacağım. Birkaç gün içerisinde de burada gördüğünüz tüm yenilikler de dahil olmak üzere baştan sona çok kapsamlı bir rehber videosu atacağım. Yani oyunu daha önce hiç izlemediyseniz, hiç oynamadıysanız bile tek videoda oyunun her şeyini öğrenmiş olacaksınız gençler. Birazcık da pratik yaparak oyunda çok iyi bir seviyeye geleceksiniz. O yüzden yeni gelen şeylerin detaylı açıklamasını rehber videosuna bırakıyorum. Fakat bu videoda da birazcık değineceğim tabii ki. İlk önce gençler play kısmından başlayalım. Hepimizin o merak ettiği özel lobi olayı geldi gençler. Yani buradan özel lobi oluşturup arkadaşlarınızla birlikte oyunu oynayabileceksiniz. Aynı zamanda bu aşağıdaki kısımdan gördüğünüz gibi davet atarak SVF mantığı şeklinde Survivor ya da Killer girebiliyorsunuz. Yani 4 arkadaş toplanıp kurban kısmını oynayabiliyorsunuz gençler. Girip 4'ünüz birden kurban oluyorsunuz. Ardından burada Customization kısmı var. Burada gördüğünüz gibi karakterlerin özellikleri farklı gençler. Kimisinin gücü az, dayanıklılığı fazla. Kimisi çok daha gizli ama güçsüz gibisinden. Bunların hepsini dediğim gibi rehber videosunda detaylı bir şekilde anlatacağım. Burada perk ağacı kısmı falan var fakat henüz açık değil. Oyunu biraz oynamamı istiyor açabilmek için. Onları da rehber videosuna bırakalım. Burada kozmetik kısmı var. Bunlar da yine kilitli. Fakat oyunda kozmetik olması güzel bir şey. Buradan en azından ön izlemelerini görebilirsiniz. Bubba'nın kozmetikleri de bunlar gençler gördüğünüz gibi. Erkek karakterlerden bir tanesinin kozmetiğine bakalım. Gördüğünüz gibi kozmetikleri bunlar. Killer tarafında da Cook ve Hitchhiker'ın kostümü yok arkadaşlar. Onlar filmde tek bir kostümle bulunduğu için onlara yeni kostüm getirmemişler. Burada gördüğünüz gibi iki tane yeni karakterimiz var gençler. Survivor tarafında da gördüğünüz gibi Julie var. Bu karakter oyunun başındaki animasyonda Leatherface'in kancaya astığı kişi. Bu yeni karakterlerin, eskilerin falan dediğim gibi tüm özelliklerini detaylı bir şekilde rehber videosunda anlatacağım. O yüzden şimdilik sadece iki tane katil, bir tane de yeni kurban geldiğini bilin gençler. Burada progression kısmı var gençler. Burada gördüğünüz gibi karakterlerinizin ilerlemesini görebiliyorsunuz. Hangi karakteri kaç level yaptınız, ne kadar ilerlettiniz. Burada stats kısmı var. Tüm oyun boyunca ne kadar kill almışsınız, kaç escape almışsınız, kaç tane sneak atak yapmışsınız vesaire. Gördüğünüz gibi hani fusebox'la kaç kere kaçmışsınız, işte kaç kere saklanma spotu kullanmışsınız falan gibisinden. Bir sürü istatistik var burada ve her şeyi görebileceksiniz. Bu kısma bayıldım. En sevdiğim kısımlardan birisi burası oldu. Başka da bir şey yok gençler. Hızlı bir şekilde gelen her şeyi anlattım. Tekrar söylüyorum, detaylı anlatımları ve oyunun öğretici kısmını rehber videosuna bırakıyorum. Bugün gameplay'imizdeyiz. Gençler şimdi lobide şöyle bir yenilik var. Buradan karakter kısmına gelip istediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz. Fakat o karakter alınmışsa, yani atıyorum gördüğünüz gibi alınmış, istek yolluyorsunuz o kişiye. Ben o karakteri alabilirim diye. Gördüğünüz gibi reddette. Hani kabul ederse o karaktere geçiyorsunuz. Kabul etmezse o an hangi karakterdeyseniz onu oynamak zorundasınız. Eğer lobiye tek siz girdiyseniz, hani yanınıza henüz kimse yoksa, yüklenmemişse, o zaman karakter kısmından istediğinizi seçebiliyorsunuz. Var ya, o kadar özledim ki arkadaşlar, yemin ediyorum. Kıpır kıpırım ya. Animasyon olarak, gameplay olarak falan bir değişiklik var mı bir bakalım. Onları beraber göreceğiz gençler, onları ben de bilmiyorum. Tamam, burada herhangi bir değişiklik yok. Burada zaten yapmamız gereken her şeyi biliyoruz. Gameplay kısmında müthiş bir değişiklik olduğunu zannetmiyorum. Hani sadece o perk olayları falan filan var. Buradan hemen... Aa, biraz daha şey geldi orası. Oradaki animasyonu düzeltmişler, hemen bağlı gibi geliyorduk böyle. Birazcık daha böyle başını falan tuttu. Aa, kafam gibisinden. Biraz daha sakin bir şekilde başladık arkadaşlar. Hadi bakalım. Ananı avradını. Ürkunç bir yerde başladık. Ürkunç. Reis geliyor galiba. Ben hemen şuradan geçeyim. O zaten buraları kırmakla uğraşacağı için. Grandpa bir bağırsın diyeceğim de. Hoppa geliyor. Grandpa'nın bağırmasını beklersek. Oğlum nasıl stun yemedi ya? Ha? Aa, arkadaşlar tamam. Tamam tamam tamam. Yani bu amatörlüğü nasıl yaptım bilmiyorum. Koşmak için shift'e basıyordum ben. Biliyorsunuz ki bu oyunda koşma space. Tabii onu unuttuk, tamam. Bu patan bir hayvansın ya. Şu an yakınlarımda olduğu için ses vermeyeceğim diyeceğim de. Aa, ne oldu? Hmm, network error yedik. Hadi bakalım arkadaşlar, oyun biraz server olarak sıkıntılı başladı. Bu arada 4 deneyişte girmiştim. Serverlar çöktü. İnanılmaz ilgi var şu an oyuna, onu söyleyeyim. Güzel, sıkıntı yok. Bunların hepsinin videoda olması iyi.
Olumlu ve olumsuz eleştireceğiz tabii ki de oyunu. Şu anlık serverlar sıkıntı gibi bir tık eleştirilecek yön olarak. Evet gençler, yeni maçımıza geçtik. Oyunun dosyalarını doğruladım. Birkaç dosya eksikmiş, onları indirdi. Sanırım o yüzden kapanıyordu oyunum, yani bilmiyorum ama. Biraz serverlarda da sıkıntı var. Gun Media tecrübeli bir firma arkadaşlar. Sıkıntı yok. Oyun biraz arızalı çıktı ama ben düzelteceklerini düşünüyorum. Bu arada benzin istasyonu mapindeyiz. 1974 Texas Katliam filmini izleyen varsa bu benzinliği biliyordur. Ve şöyle bir şey var haritalarla ilgili gençler. Haritaların gündüz versiyonları ile birlikte gece versiyonları da var artık. Yani bu gece kısımlar özellikle çok korkunç olacak bence. Fakat şu an gündüz versiyonu geldi. Şimdi hızlı bir şekilde başladık arkadaşlar. Tabii oyuna biraz alışmam lazım. Uzun sürede oynamadığımız için az önce mesela hızlı koşma tuşunu falan unuttum. Ve şu an bu map'i mesela hiç bilmiyorum. Şu bir şeyleri buradan alma hızı sanırım dengelenmiş arkadaşlar. Kız dur bağırma, benim yerimi de gösterdin. Allah belanı vermesin. Ha, şuradan toolkit'imizi de alalım arkadaşlar. Bir testere sesi duyuyor gibiyim ama buppa geliyor olabilir, emin de değilim. Arkadaşlar şu kapıyı açacağım da ayo olay geldiği için. Yok, burada değiliz. Bak şu tarafta biri var. Julie, yeni karakter, seversin. Arkadaşlar buppa peşimde mi? Nerede bilmiyorum ama. Oğlum bu adam sadece burada dolanıyor, manyak mı lan bu? Hırst! Şuraya tekrar geldim. Bu sefer ses çıkarmadan alacağım. Normalde ses çıkarmaya çok dikkat etmiyorum biliyorsunuz ki ama şu an burada olduğumu anlamaması lazım. Çünkü şu kapıyı açıp yukarı gideceğim. Oğlum benim açtığım kapıyı açtı, gidiyor lan, manyağa bak. Lan geri niye kapatıyorsun? Git hadi, yürü yürü yürü. İlerle buradan, ilerle. Burası açık kalsın. Geri aşağı falan inersek arkadaşlar katillerin suratına kapatırız. Tamam. İyiyiz. Şimdi bu map'i hiç bilmiyoruz. Bu map'i çözeceğiz. Oğlum bu ne? Harbi hiçbir şey bilmiyorum lan map'le ilgili. Ha burası şey. Tamam, Vana'yı bulursak olay burada lan. Bu arada elimizdeki kemikle o tavukları öldürebiliyoruz. Ses çıkarmasınlar diye ama. Oğlum bura nere? Vallahi arkadaşlar şu an dediğim gibi map'i çözme aşamasındayım. Keşke bir tane daha lockpick alsaymışım ya. Şeyi aldım, kemik aldım. Gelirlerse saldırırız diye. Oo, biri öldü bu arada. Burayı açtım da ben şimdi. Bura nereye gidiyor mesela? Direkt escape'e falan gitmiyordur değil mi? Aha, Vana buldum arkadaşlar. Şunu bir sökeyim şuradan. Aa, buraya şey atmamışlar. Buranın bir şey diyeceğim, lockpick'im olursa o zaman gidebiliyor muyum buradan? Arkadaşlar şimdi Vana'nın yerini gördük. Ben bir Vana'ya gideyim. Yalnız bir şey diyeceğim. Ben galiba buradan kaçabilirim. Ama sesi verdim şu an. Adamlar da haritayı bilmediği için nereye geleceklerini bilmiyorlar şu an. Evet arkadaşlar, kapıyı açtım. Burası dursun, tamam mı? Şimdi ben hemen kaçmak istemiyorum. Hem yeni haritayı çözmüş olalım hem de şu Vana'yı bir götüreyim ben. Şurada bir yerde gözükmüştü bana Vana. Zaten sağ tıkımda duruyor benim. Birisi gelirse vururum ağzına, indiririm vallahi. Ananı avradını. Merhaba kral. Abo, Johnny de geldi. Sıkıntıya düştük mü? Ben bir şey diyeceğim. Vana'yı buldum da şöyle bir şey yapacağım. Hadi. Yapıştır. Çok iyi. Arkadaşlar ben aşağı atlıyorum. Vallahi canıma sıçtı. Bayılacağım mı? Galiba bayılacağım. Yo, tamam. Tamam. Sıkıntı yok. Yalnız şimdi heal şişesi bulmam lazım. Abo! Oğlum bu nasıl bir şans? Oğlum bu böyle bir şans yok bu arada. Adamın önüne düştüm. Her şeyi yaptım. Vana'yı açtım. Öbür kapıyı açtım. Bak şu kapı açık. Gördünüz mü arkadaşlar? Oradan gitsem gidiyormuşum. Ben kaçtım sayıyorum ya bu maç. 3 dakikada falan kaçmıştım. Çok kısa sürmesin, hani yeni map'i de biraz göstereyim diye kaşındım biraz. Biraz da şanssızlık yaşadık tabii orada. Neyse, sıkıntı yok, güzel. Arkadaşlar daha nasıl bir puan yapayım ben ya? Evet gençler, yine benzin istasyonu mapindeyiz. Bu karakter gizliliği ön planda ve tamir becerisi çok yüksek. Şimdi ben yine aynı planımı uygulayacağım arkadaşlar. Şuradan hızlı bir şekilde gidip şuradaki koridoru kullanıp hemen sol dibimizde, nerede? Şurada, aynen. Toolkit'imiz vardı. Bu arada bu item alma olayı biraz daha yavaşlamış sanki, bilmiyorum ya da ben uzun süredir oynamadığım için bana öyle geldi. Ananı avradını. Oğlum yapma. Yapma, bura değil, bura değil. Bura değil, bura değil, lütfen. Bura değil. Arkadaşlar bana oyunun şunu yaşatma hakkı yok ama Buppa şu an müthiş sattı. Sağ olsun hiç uğraşmadan. Gel kız, gel. Gel. Buppa sayesinde hiç uğraşmadan arkadaşlar şeye çıkabildik. Bu arada bir şey diyeceğim. Ne yaparım ben biliyor musunuz bak? Dur, ne yapacağımı size anlatacağım ben ama. Şuraya özelliğimi kullanırım, tamam mı? Benim niye staminam bittik şu an? Özelliğimi kullandım diye mi? Buraya yine elektrik vermemişler bunlar. Evet arkadaşlar burayı açtık. Ama ben yine kaşınsam mı? Gitsem mi ya? Dur bakayım, iki tane toolkit'imizi yine bir alalım. Başka kaçış yolu için falan lazım olabilir ya. İnanılmaz basit şu an. Çünkü adamlar map'i çözememiş. Tutmuyorlar hiçbir yeri. Ben arkadaşlar Vana'yı alayım, tamam mı? Çözeceğim, ben sizin işinizi çözeceğim, merak etmeyin. İlk maçta da kaçtım sayıyorum, buna da kaçtım sayıyorum ama lan Allah belanı vermesin. Ama yani oradan çıkar çıkmaz sola dönüp şu kapıyı açınca gidebiliyorum. Merhaba. Ama şu salaklara...
Bir şey diyeceğim, stun atma yüzünü açınca mı oluyordu? Mırıbı. Aa, staminam bitti lan. Şuradan geçelim. O zaman kaçıyorum ya arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Abo oğlum. Bak yine sattık. Yine sattık. Elektriği vermişler bu sefer buraya. Tamam, sıkıntı yok. Çözeceğiz arkadaşlar, çözeceğiz. Map'i de tanımış olalım. Sıkıntı yok. Map'in buralarına gelelim. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada Vana'yı yerini buldum. Hemen şunu da hızlı bir şekilde yapıştıralım. Bu Vana'nın kaçışını da sanırım hatırlıyorum. Güzel, böyle böyle map'leri ezberleyeceğiz. Burası nere? Arkadaşlar burası bir yer değil. Görür mü lan? Ne diyorsunuz? Ya bu oyunun şu hissiyatı beni bitiriyor işte diyeceğim de. Oğlum orası nereymiş? Tuzak gibi yer. Arkadaşlar aşağı atlamam lazım. Düş aşağıdayken... Ne oldu, öldün mü? Recover yapacak tamam ama sıçtı canımıza. Arkadaşlar maçları biraz zor buluyor. Biraz uzun sürüyor şu an daha yeni çıktığı için. O yüzden ben de hani bir tane mavi kapıyı açıp hemen gitmek istemiyorum. Anlıyorsunuzdur umarım beni. Hani abi niye kaşınıyorsun, niye satıyorsun diye düşünüyorsanız eğer. Onu öyle açıklamış olayım. Ama bir yandan da iyi oluyor şimdi. Map'imizi tanıyoruz. Farklı çıkış yolları keşfediyoruz. Bu arada altıma sıçtım şunu görünce. Gel heh, burayı yine açık. Gel kız. Heh tamam, bak burası açıldı arkadaşlar Vana'yı yerleştirdiğimiz için. Tamam, buradan kaçalım o zaman. Bu kadar ya. Deneyelim, biraz deneyelim arkadaşlar, oyun yeni çıktı. Heh, bu da kaçtı, güzel. Easy. Çok paslanmamışız, fena değiliz. Biraz arada bir tuşları karıştırıyorum, DBD'ye gidiyor kafam. Bir yerlerden atlamak için, geçmek için space'e basıyorum, hızlı koşmak için shift'e basıyorum falan. Kafam karışıyor. Lan geliyor, çabuk. Abo, son anda iptal ettirdi ya. Ulan yazık oldu var ya. Evet arkadaşlar, puanlarda yine taşıdık takımı. Bu arada maça 3 kişi başladık. Bu arkadaşımız direkt disconnect oldu. Ona rağmen 2 escape aldık. Gayet güzel. Evet gençler, bu kez benzin istasyonunun karanlık mapindeyiz. Dediğim gibi gece versiyonundayız. Bakalım, ilk defa gece modunda oynayacağım. Dışarıya çıkınca bir göreceğiz eğer aşağıda ölmezsek. Aynı rotamızı çok hızlı bir şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Dışarıya çıkmak için en iyi rota bu sanırım ya. Hemen çok hızlı bir şekilde keşfettim ben. Bu arada bilmeyeniniz varsa, bu karakterin özelliği arkadaşlar daha az hasar almamızı sağlıyor. Fight esnasında eğer aklıma gelirse, normalde unutuyorum biliyorsunuz ki, kullanmaya çalışacağım. Yine arkadaşlar basement'ın aynı bölümünü açtık. Şuradan merdivenden hemen yukarıya kendimizi atıp şurada bir yerde bir saklanmamız lazım önce. Bu arada ses verdim. Şuraya bir çökeyim, tamam mı? Oo, burası çok iyi saklanma yeriymiş lan yalnız. Şurada var ya mümkün... Oo, bu ne oğlum? Hayat lan, ben kendimi görmüyorum. Neredeyim oğlum? Arkadaşlar bu arada gece map'i inanılmaz güzel. Yine ben şurayı açayım. Burası çok kilit bir nokta arkadaşlar. Çünkü hem çıkış kapısına götürüyor hem Vana'nın şeyi burada oluyor. Yalnız burası da çok ortada bir kapı oğlum. Burayı niye savunmuyorlar? Yeni map'i var ya, ben çözdüm. Ama killerlar çözememiş. Çok güzel bir spot buldum kendime. Vana bu kez burada değil. Peki elektriği vermişler mi? Elektriği de vermemişler. Yine arkadaşlar istesem açıp dümdüz giderim ama gitmeyeceğim. Sigortayı falan bulmaya çalışacağım bakalım. Aha, bura nereye gidiyor? Ha bu şey, Bubba'nın az önce açtığı yer mi? Açalım arkadaşlar, burayı da açalım. Ne bulursak yapalım ya, değil mi? Ne kadar fazla XP o kadar fazla level. Sisi Johnny falan. Bu arada Sisi zehir atıyor. Johnny de ayak izimine takip ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi onların rehber videosunu detaylı bir şekilde çekeceğim, merak etmeyin. Şimdi bu kapıyı açmamız çok güzel oldu. O bahçeye direkt buradan geçiş sağlamış oluyoruz. Ana nerede? Burada biri var. Şu evi merak ettim ya. Şu eve hiç giremedik arkadaşlar. Oğlum burayı niye savunuyor bunlar? 75 tane çıkış açtım. Oğlum burası nereymiş? Abo, mezba bölümüne mi geldim buranın? Neresine denk geldim? Biraz arkadaşlar burada takılalım. Böyle ürkünç yerlere bayılırım biliyorsunuz ki. Aha, Vana'yı buldum. Vana buradaymış. Ne alaka oğlum? Vana'yı takacağım yerde orada. Şuradan giderim. Oğlum bayağı cirit atıyorum lan şu an evde. Ana ne vurdun, çok ürkünç. Tamam, şuradan koşayım. Vana'yı yapıştıralım arkadaşlar hemen tekrardan. Şöyle hızlı bir şekilde. Buna çok zaman kaybedemem, aşırı zaman istiyor. Daha yapabileceğim bir şey var mı ya? Bura nere? Burayı da açalım arkadaşlar. Oğlum bu maç var ya, her şeyi yaptım lan. Burayı da açtım. Bura nereye gidiyor? Arkadaşlar ben her şeyi yaptım ha. Buranın kapısı da açık. Burası da burası da arka çıkış. Aha bir Vana daha, ne oluyor oğlum? Ha bak, kapısı açıldı Vana'nın. Üstüne kapattım salağın ama. Vana'nın olduğu yer nereydi arkadaşlar? Ha şura. Özelliğimi açayım. Bak az vuruyor. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar işte beta'da oynamanın faydaları oyunu, görüyor musunuz? Ne kadar avantajlıyım. Yani her şeyini çözdüm oyunun şu an ya. Baya hani böyle mahalle abisi gibi takılıyorum aralarında ya. Bunlar böyle çömele çömele falan gidiyor ya. Ben depara ata ata onu takıyorum, şunun kilidini açıyorum falan. Her şeyi açtım lan haritada.
Bu arada bir şey diyeceğim, bu puanlar neye göre oluyor? Bu maç her şeyi yaptım ama diğer maçlardan daha az puan almışım. Gençler, bu arada yine benzin istasyonundayız. Yani yeni map olduğu için oranını mı arttırdılar bilmiyorum ama ne oluyor oğlum? Ana, farklı yer... diğer tarafta doğdum. Evet arkadaşlar, şimdi buradan nasıl rota çizeceğiz? Bak burada bir rota bilmiyorum. Tamam güzel, direkt toolkit'imi buldum kapılarda dibimde. Arkadaşlar bu dikenli telden gidince azıcık canımız gidiyor galiba. Ana nereden bu geliyor lan? Bu arada ben aynı yerimi buldum. Bu adam var ya, beni sıçırtacak. Arkadaşlar bu biraz amatör. Ya. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Güzel dodge. Adam orada saklanıyor, tamam mı? Ben canımı kurtarmak için atladım diye. Olan bize oldu arkadaşlar. Bubba vallahi tornavidayı gözünü sokarım ha. Kız ne yapıyorsun kız? Yürü 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 hadi. Şuradan geç, tamam, daha buradan da bir yere gelemez. Güzel dodge'ladık arkadaşlar Bubba'yı. Aynı kapımıza döndük. Bu kapı müthiş bir kapıymış ya. Kapıya şey yapacağım şimdi. Kapıya halleneceğim yani arkadaşlar. O kadar güzel bir kapı ki açıldığı yer çok güzel. Tamam şimdi bunu açtık, bir dakika. Ne yapacağımı biliyorsunuz. Çözdünüz artık arkadaşlar, beni sormayın yani. Ya da sorabilirsiniz. Ya da sorabilirsiniz arkadaşlar. Yok, bir tane daha aldırmaz. Bubba geliyor. Neyse ki Bubba merdivenden çıkamıyor. Hadi görüşürüz. Allah'ın koca götlüsü, nasıl çıksın oğlum buradan? Merdiveni yarar geçer anasını satayım. Dur bakayım. Şurada toolkit varmış. Şuradan alalım hemen. Tamam. Biraz şu taraflarda oynayalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Hep oradan geçer geçmez sol taraftan oynuyorduk. Biraz da şuralara bakalım. Zaten escape'lerimizi de aldık. Mesela burası nereymiş? Arkada jeneratör çalışıyor. Boz onu boz. Çekil, ben bozayım. Aman akudumun jeneratörü. Nasıl kaptım kızın önünden jeneratörü? Güzel, bu tarafı da görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bu nerenin elektriğini kesti? Buranın. Şuranın elektriğini kestik arkadaşlar. Hemen bu kapıyı çıkışa hazırlayalım. Tatlış arkadaşlarımız kaçacaksa kaçsınlar. Tamam, siz buradan gidecekseniz gidebilirsiniz. Ben kaşınmaya devam ediyorum, şurayı da açayım. Onun adını Bubba geldi lan. Şimdi tamam, orayı bizimkilere hazırladık, tamam mı? Biz tecrübeli olduğumuz için arkadaşlar bunların abisiyiz, tamam mı? Şu kapıyı da açalım. Bunlara yol hazırlıyoruz. Bugünkü görevimiz bu. Hem maçlar da uzun sürsün. Biraz dediğim gibi geç bulduğu için. Yani oyun arkadaşlar, çok seviyorum oyunu ama şu an oyunu seviyorum diye eleştirmekten geri duramam. Maç bulma süreleri biraz uzun. 5 dakikayla 12-13 dakika arası gidip geliyor, onu söyleyeyim size. Ama bunun oyunun ilk günü olmasından kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü tam olarak çıkış saati falan belli değildi. İnsanlar işini gücünü ona göre ayarlamamış olabilir. Lan oradan Johnny'ye bak. Oğlum benden iri lan bu. Bu neymiş? Yo, ha büyük babayı besledi lan. Bıçağım olsa var ya, büyük babaya saplarım şu an. Abo, bıçak bulabilir miyim bir yerden? Size onu da göstereyim ben. Sisi de orada. Sisi de besledi. Sigorta kutusu burada. Ama sigorta nerede? Değil mi? Lan oradan Johnny geldi. Görüşürüz kardeşim. Johnny Johnny. Sisi de mi geçebiliyor lan oralardan? Şu aradan hop. Arkadaşlar ölüme ramak kala. Şurayı tekrar kapat şunların suratına. Tamam güzel, çilledik çilledik çilledik. Kapı hala açık mı? Açık, tamam. Şimdi hanımefendilere el kalkmaz, o yüzden seninle bir dövüşelim aslanım. Hanımefendi yavaş vurursanız. Hadi kolay gelsin. Arkadaşlar T-Bag'e bakın. Kara sevda kar. Oğlum lan burası. Lan öleceğim. Tamam kaçıyorum değil mi buradan? Oğlum satma yak lan. Lan nereye kadar gitmem lazım? Abo sattık. Öleceğim. Öldüm. Oğlum nereye kadar gitmem lazım? Sattık lan arkadaşlar. Ben o kapıdan geçtiğimiz gibi bitiyor sanıyordum. Ama güzel bak, bunu yapmam iyi oldu. Acı bir tecrübe oldu ama tecrübe sonuçta. Hem Sisi'nin kilini de görmüş olduk. Sisi çok hoş karakter bu arada ya. Bu arada maç bulma hızı arttı gençler. Sanırım hani yavaş yavaş insanlar oyunu indirmeye başladı. Bir haftaya, iki haftaya falan aynı betadaki gibi hızlı bir şekilde maç bulacağını düşünüyorum ben oyunun. Bu arada az önce iki tane heal şişem vardı, onları görmüşsünüzdür. Fakat o yolda basmaya çalışsaydım basamayacaktım. Animasyonu uzun sürüyor. Gelip sol tıkla vurup animasyonunu iptal edecekti. Hani onu düşünmüşsünüzdür muhtemelen, niye basmadı acaba diye, onu da açıklayayım. Ama güzel, o yolun kısa olmadığını öğrenmemiz iyi oldu. Acı bir tecrübe oldu ama güzel oldu. İşte bu yüzden arkadaşlar maçları uzatmaya çalışıyorum. Hata yapmak için aslında, yani hata yapayım ki ikinci maçtan, üçüncü maçtan hemen haritaların doğrularını öğreneyim. Çünkü yeni bir harita, hiçbir şeyini bilmiyoruz. Bu arada yine mi aynı yer geldi bilmiyorum. Evet, yine aynı harita gelmiş. Sanırım arkadaşlar haritanın gelme oranını arttırmışlar, emin değilim. 4 kere mi 5 kere mi burayı oynadım, hiç farklı harita oynayamadım lan. Evet arkadaşlar, o ezberlediğimiz kapımız artık. Beni izleye izleye muhtemelen bu rotasyonu siz de anlamışsınızdır. Oynarken eğer bu gaz şeyi gelirse, gaz station haritası
rotası gelirse çok hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar bu rotasyonu. Direkt sizi yukarı çıkartıyor ve Bubba da gelemediği için bu merdivenden yani peşinizde kaybetmiş oluyor. Müthiş bir rotasyon. Hatta burada çıktıktan sonra bak şu üstte sağda da toolkit de var. Hemen bunu da alabilirsiniz. Ya sigortayı yapmak istiyorum arkadaşlar. Bütün kaçışları hallettim bu haritada. Ama sigortayı yapamıyorum. Kim şarkı söylüyor lan? Sisi mi o? Sisi şarkı söyleye söyleye geliyor arkadaşlar. Ne yaptın? Sen geçebiliyor musun oradan? Arkadaşlar şu tarafa doğru deparlayalım. Bu taraf biraz sıkıntı gibi sıkışık. Tamam, bu burayı açsın. Şöyle bir şey yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir dakika. Yine vanayı bulduk. Tamam. Alalım. O da diğer çıkışı mı açsa diyeceğim. Dur, diğer çıkışı ben de açabilirim. Yalnız elektriği vermişler. Dur, buranın şimdi elektriğini kapatmamız lazım. Elektrik vermişler ama buraya tuzak atmamışlar. Çünkü tuzaklı karakterleri yok. Olsun, en azından oyunu biliyorlar. Elektriği falan vermişler. Bu arada CC'yi oynayan olması lazım. Yayıncı. Yani Nick'inde Twitch TV vardı. Var mı kız lockpick'in? Çekil çekil çekil. Tamam, ben sana al, yine burayı hazırladım. Sen gideceksen git. Ayı direkt gitti anasını satayım. Bu arada hata yaptım. Vanayı nereye verdiğine bakmadım. Vanayı aldıktan sonra buna bakmadım. Geliyorlarmış zaten. Oğlum kaçmak istemiyorum ya. Yani bunu benden duymak istemezdiniz galiba ama. Tamam, onlara fokuslansınlar. Onlara fokuslansınlar arkadaşlar. Johnny de buradan geldi. Orayı açamayacağız. O açacak. Orayı zaten geri kilitleyemiyorlar galiba. Ben şuradan şöyle bir devam edeyim arkadaşlar. Sona kaldım. Yerleri gözüküyor. Ananı avradını. Ne diyorsun? O da beni mi görüyor lan? Sona kalınca ne oluyor? Görmüyordur, o kadar da değildir değil mi? Gideceğiz arkadaşlar mecbur. Şuralara bir bakınayım yine ben. Başka bir şey yapabilir miyim diye. Grandpa neredeydi Grandpa? Ya bir kemik bulsam Grandpa'ya falan saplayacağım da. Ananı avradını görmedi değil mi lan beni? Beslemeye geldi. Canlı canlı. Lan manyaklara bak, manyaklara. Nerede arıyorsunuz beni ya? Şunu alayım arkadaşlar. Şunu bir basayım. Bu arada benim kanamam var. Sürekli canım azalıyor yavaş yavaş. Sigorta kutusunu buldum lan. Şeyini buldum. Fuse'u buldum. Tamam, nerede olduğunu da gördük. Allah belanı vermesin ya. Ulan tavuk, ulan tavuk. Stunladım da ağzıma sıçtı Bubba. Bura nere? Şura kilitli mi? Kilitliymiş arkadaşlar. Ne yapacağız? Tamam, sakinliğimizi koruyacağız. Sakinliğimizi koruyacağız. Geçebileceğim bir yer lazım. Geçebileceğim bir yer lazım. Bulamıyorum. Bulamıyorum. Buldum. Çok iyi. Allah belanı vermesin. Geçmeyedik daha iyiydi. Geçmeyedik daha iyiydi. Şurayı kapat. Şurayı aç. Şurayı tekrar kapat. Nere lan bura? Çıkışa mı geldim? Ne oldu? Alo! Oğlum doğru mu geldim? Ne oldu? Gidiyor muyum? Arkadaşlar kendi işimi zorlaştırıyorum biliyorum ama gerçekten böyle çok daha keyifli ya. Terledim bu maç. Bu maç daha actionlıydı. Güzel, yine MVP'yiz. Gençler, bu arada maç bulma hızı inanılmaz arttı. Ben size güncel rapor veriyorum böyle. İlk 2-3 maçı 10 dakikada falan bulmuştum. Hatta 15 dakikaya falan çıktı da olmuştu. Son 2 maçı bastığım gibi buluyor. Yani 30 saniye falan aramıştır maksimum. Sanırım oyuncular da yavaş yavaş dediğim gibi indirmeye başladı oyunu. Güzel haber. Bu tarz oyunlarda en büyük sıkıntılardan birisi maç bulmadır gençler. Maç bulma kısmı hızlıysa zaten gameplay inanılmaz keyifli oyunun. Kaç maç attım bilmiyorum, hala giresim var valla. Texas videolarını uzun tutacağımı söylemiştim. Elimden geldiğince uzun tutmaya çalışıyorum. Bu arada bu kez eski maplerden birisindeyiz. Family House'tayız. Hop, yine spotumu ezberledim. Şuradan toolkitlerimizi alıyoruz. Bu arada bence bu map benzin istasyonuna göre çok daha zor arkadaşlar. Çünkü evin içi daha dar falan ya, böyle hani sizi yakalaması falan daha şey bir oluyor. Olaylı. Daha gerici bir map yani. Orası kesin. Kolaylı zorlu kişiden kişiye göre değişir. Bu arada benzin istasyonu mapini bir maçta falan ezberledim. Zaten diğer maçlarda da full orası geldiği için iyice pekiştirmiş oldum. Çok basit oldu yani. Evet arkadaşlar, basement'tan kurtulmamızı hallettik. Kaç 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 kaç, orada birisi var galiba. Bak şu kapıdan ne zaman çıksam etrafım sarı yanıyor. Her zaman şu şeye denk geliyorum yani, hani kesin yakalıyor birisi beni. Lan burada delik yok muydu? Delik neredeydi? Buradaymış. Bu animasyon iptal etme mi gelmiş buna? Ne olmuş? Hızlı spamleyemedim. Sıçtı canıma. Oğlum tekrar geçebildiğini unuttum. Bu arada dardayım. Acayip dardayım şu an. Yapmam gereken şeyi ben size şimdi anlatacağım arkadaşlar. Spotunu bildiğim için buraya geldim. Buradan kuyuya atlayacağım mecbur. Şunu da alayım, gelirse saplarız. Güzel, en azından bu kuyular. Ya bu Hitchhiker size bela olduğu zaman çok zor arkadaşlar ondan kaçması ya. Şöyle heal'ımıza bir basalım. Küçük heal'mış ama olsun. Can candır arkadaşlar yani, şu saatten sonra ben şunu mu düşüneyim? Şu bu diye düşüneyim mi yani? Şurayı da açalım gelmişken. Bazı maçlarda sadece ben oynuyormuşum gibi hissediyorum. Kapıyı ben açıyorum, vanayı ben götürüyorum, sigortayı ben buluyorum. Yani canım kardeşlerim herhalde yeni başladıkları için oyuna biraz ürkek oynuyorlar yani, çok doğal.
Şuradan bir tırmanalım arkadaşlar. Bu arada burası az önceki yere açılıyor. Az önce kuyudan atladığım bahçe burası, aynen. Çok güzel, heal da var. Heal'ımızı da basalım arkadaşlar tekrar. Lan ne oldu, oradan biri daha geldi. Ne yaptın? Gel kız. Diğer tarafa geçebilmemiz için eve girip şu soldaki kapıyı açmamız lazım. Ama benim toolkit'im yok. Toolkit'imiz yoksa ne yaparız arkadaşlar? Toolkit alırız. Biraz basit mantıkla düşündüğünüz zaman cevabın bu olduğunu anlarsınız. Çok güzel bir heal daha buldum arkadaşlar. Şunu da basayım. Tamam, bunu da bastık. Canımızı fullledik. İşte kuyuya atlamanın avantajı da bu. Orada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Dedeye şunu saplayayım mı? Ananı ardını. Lan yanlış yaptım, yanlış yaptım. Ölmüş olabilirim. Bunda ölme de var arkadaşlar. Neyse ki yumruğu koydum ağzına. Hop. Hadi Allah'a emanet. Sen oçsun ya. Var ya, sen tam bir oçsun. Cık. Yine kuyuya atlayacağız arkadaşlar yani. Tamam, sigortayı çaldık. Güzel. Heyecanlı bir maç daha bizleri bekliyor arkadaşlar. Hemen öyle kolay kolay şuraya açtım buraya açtım diye kaçmak yok. Orada ananı ardını. Gördü mü lan beni? Gördü galiba. Bu map çok gerilimli ama ben söyledim size. Ulan şu Grandpa'ya şu bıçağı bir sokamadım ya. Oyunda her şeyi yaptım. Grandpa'ya şu bıçağı bir türlü sokamadım ya. Hep birileri giriyor araya. Adam önüne atladı az önce, gördünüz değil mi? Büyük babanın önüne atladı korumak için onu. Şuradan bir şöyle yukarı doğru çıkalım. Kapıyı da kapatalım. Füze olan odayı bulmuş olabilirim bu arada. Buralarda bir yerlerde oluyordu sanki genelde. Şuranın içinde oluyor genelde arkadaşlar. Değil. Burada olmaması sıkıntı. Şuranın içinde falan da değil değil mi? Yok. Vanayı da buldum. Oğlum her şeyi buluyorum yine. Arkadaşlar şu sigortayı bir halletsem şahane olacak. Aha çok güzel. Dur bir dakika. Şu heal'ı bir basayım. Lan bir şey geliyor, bir şey geliyor. Aha sigortayı bırakıp aldığım için mi öyle oldu lan o? Taktik mi buldum arkadaşlar acaba şu an? Ne diyorsunuz? Neyse ben gidiyorum, sen gitmiyorsan. Karakterim böyle konuştuğu zaman acaba killerlar duyuyor mu? Ananı avratını. Bu manyak varmış, bu manyak varmış. Tamam çok güzel arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Füzumuzu yerleştirdik. Stresteyim, dardayım. Dur bakayım deneyelim, deneyelim. Üste ne istiyor? 13 istiyor. 5, 8, 6 ne istiyor? 2, 7. Tamam arkadaşlar, sigortamızı hallettik. Lan manyağa bak. Oğlum manyak burada, burada. Allah'ın belası salak ya. Görüyor mu şu an beni? Görüyor galiba arkadaşlar. Arkadaşlar tamam, yolun diğer tarafını buldum. Güzel, hiç aykırı dojlamış olduk. Sakın burada olma. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Buppa da yukarıda, buppa da yukarıda. Sarı kapı nerede? Şurada bir yerdeydi ya. Oğlum hep unutuyorum arkadaşlar şurada escape yolunu ya. Şurası mı lan? Aa, hayır ya. Kapatmışlar. Kapatmışlar basement'ı. Ananı avradını. Aman diyeyim Buppa, aman diyeyim. Gördün mü lan? Oğlum abooo. Neler yaşıyorum arkadaşlar, neler yaşıyorum. Aha burası açıkmış, çok güzel. Vallahi arkadaşlar basement planı iptal. Onu söyleyeyim. Neyse ki yerleştirdik, çalıştırdık. Hani en azından fuse görevini yapmış olduk. Şimdi ön kapıyı açacağım. Oraya açtım ama gitmedim. Oraya açtım ama gitmedim arkadaşlar. Gittim sanıyor şu an. Öyle bir şey sanmıyormuş arkadaşlar. Tamam, onları şimdi oraya çektik. Tamam mı? Planımız buydu. Grandpa bir bağırsın. Şimdi hepsini ön kapıya çektik arkadaşlar. Ön kapı açıldı infosu geldi ya. Şimdi fuse'u tekrar takacağım. Hop tekrar çalıştırdım arkadaşlar. Canımız var, sıkıntı yok, canımız var. Oğlum hepsi çatır çutur kaçıyor, anasını satayım ya. Ben de gideyim lan. Arkadaşlar yolu hatırlıyor gibiyim. Şuradan geç. Lan ne oluyor? Oğlum yolu... İşte şu an kaybettim. Bak. Şimdi kaybettim yolu. Şu an gitti, yol mol kalmadı arkadaşlar. Bulursam bala göte denk gelecek ama o da zor gibi. Ki Grandpa da bağıracak, şu an hepsi üstüme gelecek. Kapı taktiğini deneyeyim mi? Allah. Aha bizim adam bir yere gidiyor ama ananı ardını. Aha dur yolu. Neredeydi lan? Oğlum yine kapanmış. Hay senin ben ya. Arkadaşlar ben bulana kadar kapanıyor ya. Başka yol deneyeceğiz. Başka yol deneyeceğiz arkadaşlar. Şurayı kapat. Şurayı da kapat. Uğraşsın dursun pezevenkler. Geç şuradan. Üf, nasıl bir maç arkadaşlar bu ya? Burada bir tane daha füz var ama ona gerek yok. Arkadaşlar Allah'a emanet. Ya hak. Oğlum bu kadar can götürüyor muymuş lan? Yol açık mı? Ya Buppa. Recep sen tam bir hayvansın. Arkadaşlar kuyuya atlama vakti geldi sanırım yine. Evet bitmiyor maç. Birazdan kanamam da başlayacak. Maç bitmiyor. Vallahi adamlar da iyi oynuyor. Ben de iyi oynuyorum. Şu an kilitlendi kaldı. Evet arkadaşlar bayıldık.
Canımız 40 bir şekilde tekrardan doğmayı bekleyeceğiz. Bir tek Bubba yukarıda şu an, diğerleri aşağıda. Ama kanamam var, nasıl kaçacağım? Elektrik de varsa hiçbir şey yapamam ki. Yani bu haritanın da bu sıkıntısı var arkadaşlar. Elektriği yapması o kadar kolay değil. Aküden bahsediyorum yani. Sigortasız yolu bulana kadar geri kapanıyor. Yani arka kapıyı yapabilirim sadece de. Ananı ardını. Pezevenk, nereden geldin? Ya kral. Yavaş. Yavaş ayı. Buradan geçebileceğim yer neredeydi? Şuradaydı. Bu şimdi burayı kırmaya gelecek arkadaşlar. O yüzden direkt olarak şuraya dolandım. Orayı kırmakla uğraşsın. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Şurayı ses çıkarmadan açmam lazım. Evet, şuradan bir geçelim bakalım ne varmış ileride. Orada ses yaptık arkadaşlar. Vanayı alayım bari diyeceğim. Güzel 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 fakeledik ama beni görür mü buradan? Ananı avradını. Oğlum bir canım olsa var ya, yok ettim ortalığı arkadaşlar. Lan! Ciddi mi? Oğlum yaşadığım şeye bak. Arkadaşlar neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor, bir de siz biliyorsunuz. Gerçekten bu videoyu izlediğiniz için bence çok şanslısınız. Ben de böyle bir maç oynadığım için şanslıyım. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Kahraman gibi geldik, kahraman gibi gideriz. Ananı avradını, öldük. Geç lan hemen. Canıma bak. Öldük. O şunu Grandpa'ya saplayıp öyle ölecektim de kahramansı bir şekilde. Güzel direndik bence. Zor map. Bu harita gerçekten zor arkadaşlar. Hani bu sefer öyle elime fırsat geçip ben kendim de tepmedim. Yani gerçekten tryhard'da oynadım. Ama iyiydi. Çok keyifliydi. Evet gençler, bugünlük bizden bu kadar olsun. Doya doya oynamaya çalıştım oyun yeni çıktığı için. Oyunun videoları tam gaz devam edecek. Ekiple de oynayacağız. Killer tarafını da oynayacağım. Killer tarafını ekiple birlikte de oynayacağız. Yani hiçbir oyunda böyle bir videomuz yok. Çünkü böyle bir mod yok oyunda. Yani 3 kişi killer oynuyorsunuz ve konuşarak oynuyorsunuz. Gerçekten o da keyifli olacak bence. Oyunun gameplay ile ilgili çok fazla bir şey demeye gerek yok. Aynı keyfi vermeye devam ediyor. Yavaş yavaş perk açtıkça falan daha da güçlü hale geliriz. Tek sıkıntısı lobby bulma süresi. O da son 2-3 maç gerçekten düzeldi. Başka da sıkıntı göremedim şimdilik oyunda. Umarım videodan keyif almışsınızdır gençler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler.